şeyler var. Yani annelerinin yanında kalan çocuklar da var. Güzel kitaplar niye bulmuşsunuz? Daha da çok geliyor hocam kitaplar da bu anlamda. Aslında bugünden sonra özellikle daha çok sayıların artmasını bekliyoruz. Özellikle dekanlarımız çok bu konuda duyarlı oldular. Yavaş yavaş. Bunlar dini kitaplar hocam. Aslında güzel bir şey ya. Evet, yani burada dini içerikli kitaplar. Burada hocam kişisel gelişim kitapları, yine dine ağırlıklı kitaplar, psikoloji kitapları. Şurada hocam, özellikle roman, hani kurs vakitlerinde ilgilerini çekecek bir romanlar vesaire var hocam. Şuna bir vallahi kitap okuma alışkanlığı için çok güzel bir şey. Onlar için de güzel bir şey aslında. Yani eğitim öğretimlerinde çok büyük bir katkı. Özellikle eğitim açısından sayılır. Güzel. Tarih kitapları, yine hocam şurada bilimsel kitaplar, ders kitapları, yani ilgi alanı çekebilecek kitapları arasında hocam. Evet. Biz Adalet Meslekçisi Okulu olarak özellikle Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı olarak Umut Açılacak Kapıyı Arala isimli bir kitap bağış kampanyası başlattık. 29 Mart 29 Nisan arasında düzenlenecek olan bu kampanyamızda özellikle cezaevlerinde tutuklu ve hükümlerin topluma kazandırılmasında büyük öneme sahip olan eğitim öğretim hizmetlerinde katkıda bulunmak amacıyla bu böyle bir kampanya düzenledik. Sayın rektörümüzün de destekleri ve üniversitemizin de değerli hocalarımızın da destekleriyle ciddi anlamda bir kitap sayısına ulaştık. İnşallah kampanya bitiminde de ciddi bir sayıya ulaşarak bu kitaplarımızı cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlerin kullanabilmesi için kütüphanelerine bağışta bulunacağız. Ben şimdiden sayın rektörüme teşekkür ediyorum. Öncelikle Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürümüz ve nezdinde tüm ekibine çok teşekkür ediyorum bu sosyal sorumluluk faaliyeti kapsamında. Bildiğiniz gibi Adalet Bakanımız da birkaç hafta önce açıklamıştı. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere yönelik kitap okuma kampanyası başlatmıştı. Biz de Erciyes Üniversitesi olarak özellikle Adalet Meslek Yüksekokulu nezdinde kitap bağışı kampanyası başlattık. Bu sayede özellikle topladığımız kitapların cezaevinde başta bünyen ceza olmak üzere oradaki hükümlü ve tutukluların kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri ve eğitim, öğretim amaçlı onlara büyük bir faaliyet, büyük bir katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Özellikle müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok büyük bir sosyal sorumluluk faaliyeti olacağına inanıyorum.